beyine geldi karşınızda fakir. Dinlemiş sizi günleri kanlatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum. Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum. Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Olaylar, olaylar, olaylar. Skandal, skandal üstüne. Her gün yeni bir olaya uyanıyoruz. Psikolojimiz sistematik olarak alt üst ediliyor. Yayınımıza geçmeden önce yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı diyoruz. Haberler gelsin. Efendim. Antalya'da adamın biri. Bunlar çiçekçilik yapıyorlar. Yani adama ait fotoğrafları almış, başka bir çiçekçi sosyal medyada paylaşmış. Sen misin bunu yapan? Çağırmış adamı. Adama öyle bir yumruk atmış ki tek yumrukta adam bitmiş. Komalık. Yetmiyor. Hırsını alamamış, adama tekme tokat girmiş. Adam yerde baygın yatıyor. Yani bu adam sakat kaldı yani. Bu adamın kurtuluşu yok. Babası mabası gelmiş, annesi mannesi gelmiş, adamı tutamıyorlar. Videosunu da paylaşırız eğer telif melif veya işte şiddet middet şeyi gelmezse. Yani akıl alır gibi değil ya. Gerçekten akıl alır gibi değil ya. Bir fotoğraf için insanı öldürüyorsun. Bir fotoğraf. Bana ait fotoğrafları aldı paylaştı. Şikayet et. Kaldırttırsınlar. Sosyal medya sonuçta. Sana ait bir fotoğrafı şikayet ettiğinde kaldırtabiliyorsun yani. Bu kadar basit ve net olay. Hadi diyelim ki adamı döveceksin. Baba adamı öldürmeye teşebbüs niye ya? Ya bu kadar işte sistem bizi bu hale getiriyor. Toplum tamamen artık adalete güveni olmadığı için kendi adaletini kendi sağlıyor. Kendi adaletini kendi... Lan mahkemeye gitsem avukat masrafları, mahkeme masrafları cartı curtu. Buna mı uğraşacağım? Bir yumruk atarım olayı kapatırım. Bitti. Bitti. Bir yumruk atarım olayı kapatırım. Buyurun cenaze namazını. Suriyelilere haklarındaki arama ve suç kayıtları hakkında kişi başı 1000 TL'ye GBT sisteminden bilgi aktaran iki polis açığa alındı. Evet arkadaşlar, bu da ilginç bir haber. Suriyeliler Türkiye'ye girdiler. Türkiye'de diyelim ki bir yerden bir yere gidecekler. Yolda malum Antep-Kayseri arasında, Antep'ten Kayseri'ye otobüsle geçerken 4 defa durdurulduk. 4 defa bir jandarma bir polis, bir jandarma bir polis. En son dedim ya. Kardeşim jandarma durduruyor. 5 dakika içerisinde kimliklerimizi veriyor. Polis durduruyor. Yarım saat bekliyoruz. Yarım saat sürüyor abi tek tek. Ya jandarmadaki sistemden sizde niye yok? O jandarma biz polis. Ne demek o jandarma siz polis kardeşim? İkiniz de aynısınız işte. Aynı devlete hizmet ediyorsunuz. Onlarda olan sistem niye sizde yok? Bu saçmalıktır yani. Yarım saat bekletiyor beni. Bekle. Bekliyoruz. Ne oldu? Tamam gidebilirsin. Otobüste var zaten 50 kişi. Jandarma alıyor kimlikleri, tak 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 tak, tamam geçebilirsin, bitti. Ya ikisinden bir tanesi işini düzgün yapmıyor ya da birinin elindeki cihaz diğerinden daha iyi. Jandarmanın elindeki cihaz polisin elindeki cihazdan daha iyiyse neden polisin elinde jandarmanın elindeki cihazdan yok? Aynı vergiyi veriyoruz, verdiğimiz vergilerle jandarma bu sistemi alıyorsa polis niye alamıyor kardeşim? Deme hakkına sahip değil miyiz biz? Sahibiz. Beni bekletmeyeceksin ya, ben zamanla yarışıyorum kardeşim. Beni bekletmeyeceksin. Ben senin keyfine kimliğimi aldın. Hadi bakalım yarım saat boyunca GBT yap, bunu bekleyemem. Madem bu kadar çok ülkenizi düşünüyorsunuz, sınırı kapatsaydınız. Sınırdan elini kolunu sallayan girmiş içeriye. Bizimkiler Antep-Kayseri arasında şey yapıyorlar. Denetleme yapıyorlar. Ne oldu baba, Antep'ten Kayseri'ye kaçak göçmen var mı? Sınırdan var mı? Sen Antep-Kayseri arasındaki otobüs şeylerini durdurduğu zaman otobüsleri ne oluyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. 1000 liraymış bak. 1000 lirayı veriyorsun. Hakkında arama marama varsa çıkmıyorsun. Hatta şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Belki de 2000 liraya 3000 liraya da nerede polis var? Tabii nerede GBT yapıyor onu da söyleyenler vardır belki içeride. Bir araştırmak lazım mesela. Her şey mümkün. Neden olmasın? Oh my God. Efendim çözüm süreci. Malum. Çözüm süreciyle ilgili arkadaşlar ortalık karıştı. Var mı yok mu? Bir taraf var diyor, diğer taraf yok diyor. DEM Partili sözcü mü, işte partinin sözcüsü müdür kimdir bilmiyorum. O beyefendi çıkmış
İşte CHP'yi desteğe çağırıyor. Gelin destek olun çözüme. Yoksa yok olursunuz falan filan. Oyunuz düşer. Oy üzerinden tehdit ediyor. Yani Kürtler size oy vermez demeye getiriyor. Çözümün yanında yer almalıdır. CHP eğer böyle davranmasa sadece ülkemize değil aslında geleceğimize de büyük bir zarar vermiş olur. En fazla da statükoyu savunarak, Kürt meselesinde bir çözüm programı ortaya koymayarak kendisine büyük kötülük yapar, kendisine büyük kaybettirir. Değerli arkadaşlar, yine parlamentoda bulunan bütün siyasi partilere çağrı yapmak istiyorum. Gelin bu meclis çatısı altında barışı, demokrasiyi, hak talep edenlerin haklarını bu meclis yasama dönemi içerisinde beraber bir arada tartışarak, müzakereyle, diyalogla hayata geç. Ya Kürtler bu saatten sonra oy verse ne olur, vermese ne olur? Ülkenin geldiği durum ortada. Kardeşim, ülkeyi 24 senede bu hale getirmiş olan insanlarla siz tekrardan terörist ilan edenlerle sizi çözüm süreci yapacaksınız. Veya buna benzer, ya adı çözüm süreci olmaz da başka bir şey olur. Bu kime mantıklı geliyor? Tabii ki buna Özgür Özel evet diyecek. Özgür Özel evet demesi olmaz. Özellikle Özgür o koltuğa bilerek getirildi. Bu gibi durumlarda evet desin, desteklesin diye. Ya adam çıktı senin gazetecilerini tehdit etti ya. Senin partini tehdit etti. Gittin mecliste elini sıktın. Buna mı evet demeyeceksin? Evet diyecek. O için yumuşayan bir adam. Özgür Özel. Yumuşama yumuşama diyen bir adam. Kürtlerden oy almak için her türlü evet diyecek. Danışıklı dövüş. CHP çekimser kalıyor böyle. Hani yeni gelin modunda. Tamam mı? Şeyde DEM Parti'de hadi sen de gel diyor. Özgür Özel de biz her türlü taşın altına elimizi sokarız. Bizim kimseden korkumuz yoktur bak. Ne oldu baba? Sahneye kral davet edildi. As solist son çıkar. Ey yavrum. Gözümüzün önünde tiyatro. Gözümüzün önünde tiyatro. Şimdi iki gün önceki, dün yayın yapmadık. Ondan önceki gün canlı yayında arkadaşlar bu çözüm süreciyle ilgili demiştim ki ya kardeşim madem çözüm süreci var, geçmişte bu adam sizi terörist ilan etmedi mi? Sizi geçmişte terörist ilan eden adamla neyin çözümünü yapacaksınız? Ne çözüm süreci? Yarın tekrardan masayı dağıttığında, tüm gücü anayasal olarak da, son seçimi olarak da eline aldığında ne yapacaksınız? Dediğimizde, kemküm, böyle bir şey olmaz, Kürtler her şeyin farkında. Ya kardeşim, herkes her şeyin farkında. Ortada artık bir ülke, bir vatan göremiyorsun. Ne ediyor belirsiz insanların cirit attığı, sokaklarında her gece suç işlendiği, insanların cinnet krizi geçirdiği, kolluk kuvvetlerinin gücünün olmadığı, bir ev baskınına gidiyor ya kolluk kuvveti, ev baskınına. Uyuşturucu bağımlısı, 33 suç kaydı olan adamın evine elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Üzerlerinde çelik yelek yok, bir şey yok polisler. Bir annenin, bir çocuğun, bir öğretmenin, bir doktorun evine zırhlı araçlarla gidiyorlar. Zırhlı araçlarla gidiyorlar. Ya şov yapmaya geldiği zaman suçsuz günahsız evinde bir çakı bile çıkmayacak insanların evleri üzerinden gidip şov yapmasını bilen zihniyet gerçek suçluların evine elini kolunu sallaya sallaya gittiğinde bıçaklanıyor. Senin polisin. Ondan sonra da sen diyorsun ki benim polisim bıçaklandı hadi duyar kasın sosyal medyada. Niye duyar kasıyorum kardeşim? He? Niye duyar kasıyorum? Bir öğretmenin evine gidip zırhlı araçlarla onu evinden almasını, arama yapmasını bilen zihniyet 33 suç kaydı olanın evine elini kolunu sallaya gidiyorsa bu benim problemim değil kardeşim. Kendi düşen ağlamaz. Bunu siz istediniz. Tamam. Bunu siz istediniz. Yapacak bir şey yok. Gelelim çözüm sürecine. Konudan konuya geçiyorum. O an aklıma geldi anlatayım dedim. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a sesleniyor. Yapamıyorum. Kırtlegim ağrıyor. Evet. Abdullah Öcalan'a sesleniyor. Diyor ki Abdullah Öcalan'a şey yap diyor. PKK'ya haber gönder diyor. Artık diyor PKK'nın işinin bittiğini falan. Bu, ne iş ben anlamadım onu. Yani el ele tutuşmaya varım demiş Devlet Bahçeli. Ülke menfaatleri uğruna el ele tutuşalım falan. Türkiye'ye getirilirken
her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun, terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Normalleşme mesajı vermiş. İlginç yani. Ben bunu da anlayamıyorum. Ya kardeşim, gerçekten iyi miyiz biz ya? İyi miyiz? Ya Abdullah Öcalan niye böyle bir mesaj versin? Niye böyle bir mesaj versin? Neden böyle bir mesaj verecek Abdullah Öcalan? Terörist başı buyursun, terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Sen kaç sene oldu Abdullah Öcalan cezaevinde? 30 sene olmuş mudur? Olmuştur. 25 sene, 20 sene. 20 senedir cezaevinde beslediğin adama 20 senenin sonunda diyorsun ki terörist başı buyursun, işte terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Eğer sen ülke olarak bu adama bunu bu zamana kadar söylettiremediysen senin gücün, kuvvetin yoktur Devlet Bahçeli. Tamam. Ülke olarak sen bunu bu adama bu zamana kadar söylettiremediysen, meclis kürsüsünden terörist başı diyerek bu adama sesleniyorsan bana milliyetçilikten bahsetmeyeceksin kardeşim. Meclis kürsüsünden bir terör örgütü liderine seslenmek nedir ya? Nereye gidiyoruz biz? Bu nasıl siyasettir, bu nasıl siyasetçidir ya? Adam meclis kürsüsünden sesleniyor. Ve ister istemez her iki tarafta da şu algı oluşuyor. Baba tek çözüm Abdullah Öcalan. Baksana Devlet Bahçeli bile Öcalan'dan ricada bulunuyor. Buyur çık. Evet, tek taraflı terörün bittiğini, terör örgütünün tasfiye edileceğini açıkla. Budur. Böylelikle evet, tek çözüm Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan'ın MİT'in adamı olduğu, MİT'in elemanı olduğu, geçmişte işte bu 32. gün tarzı programlardan bir zamanlar MİT'e çalıştı. Sonra kızmış MİT'e, demiş ki Hersim çıktı demiş size demiş. Ben gidiyorum kendime demiş terör örgütü kurmaya demiş. Gitmiş PKK'ya katılmış mı? PKK'yı mı kurmuş falan. Böyle şeyler anlatılıyor, hikaye. Tamam mı? Ama MİT'in adamı olduğu şeyi ve acaba Türkiye'den hangi siyasetçilerle akraba olduğu bir araştırılmalı. Tabii bir araştırılmalı. Bu işten Devlet Bahçeli'nin kârı ne? Şimdi Abdullah Öcalan'la masaya oturulmuş. Erdoğan ve Öcalan'ın masaya oturduğuna dair DEM Partili eski milletvekilleri böyle bir açıklama yapmıştı. Belli bir anlaşmaya varılmış. Şimdi burada önemli olan şey halkın, yani AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren kitlenin buradan ülkenin menfaatle çıktığını görmesi. Bu nasıl oluyor? İlk önce gittiler Devlet Bahçeli'ye, DEM Partililerin elini sıktırdılar. Şimdi dün DEM Partililerin elini sıkan Devlet Bahçeli bugün terörist başı Abdullah Öcalan'a çık terörün bittiğini açıkla diyor. Zaten anlaşmışsınız. Zaten iş bitmiş. Tamam. El elde baş başta sarmaş dolaşsınız. Bu saatten sonra Abdullah Öcalan'dan bir video gelir. Terör bitmiştir. Terörü tasfiye ediyoruz. La ben bunu niye söyleyemiyorsam. Neyse. Böylelikle hem Devlet Bahçeli MHP kazanır, hem Erdoğan kazanır. Heh. Kürtler'de çözüm süreci var. Bize haklarımız verilecek diyerek döner Tayyip'i, Erdoğan'ı, AKP'yi destekler. İşin sonunda da Erdoğan istediği güce hem anayasal olarak hem de normal bir seçim atmosferinde girdiği andan itibaren tekrardan masa devrilir. Ne hak kalır, ne hukuk kalır, ne adalet kalır. Devletin açmış olduğu, açılmasına müsaade etmiş olduğu bankaya, dershaneye, gazeteye, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere üye olan insanların ya hukuksuzca cezaevine atıldığı bir ülkede, senin parti liderin Selahattin Demirtaş'ın zorla cezaevinde tutulduğu bir ülkede sen bu ülkeye adaletin geleceğine mi inanıyorsun? Ha? Adalet gelecek öyle mi? Bekle. Gelir. Gelir. Gelir, gelir. Aa, çok çok ayıp. Ağzına acı biber sürerim. Efendim, Kırşehir'deki bir konser sırasında 25 yaşındaki genç bir kızın burnunu kırarak hastanelik eden olayın ardından konser alanındaki arkadaşlarına nasıl vurdum ama kıza
diyerek övündüğü iddia edilen AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer istifa ettirilecek mi, ettirilmeyecek mi? Melihciğim o koltukta oturacak mı, oturmayacak? AK Partili olduğun zaman bak, kadına şiddet. Kimsenin gıkı çıkıyor mu? He? Kimsenin gıkı çıkıyor mu? Semih Çelik surlarda o kızı, evdeki diğer kızı kestiğinde, doğradığında bağıran zihniyet. Bak, bak kadına şiddet. AKP'li gençlik kolları. Hadi, hadi sanat camiası. Hadi. Semih Çelik'te ortaya atılanlar, bağıran çağıranlar, duyar kasanlar. Hadi. Hadi duyar kassanıza. Göt ister. Göt var mı göt? Yok. O göt yok kardeşim. İşte suç işleyen güçlü olduğu zaman götümüz yemiyor. Bizde o dübür yok kardeşim. Heh. Suç işleyen güçsüz olduğu zaman hep birlikte bağırıyoruz, onu linçliyoruz. Böyle ülkeyiz biz. Böyle bir milletiz biz. Bunu kabul edelim. Bunu kabul edelim. Efendim, genç bir kardeşimiz oyun bağımlısı olmuş. Ablası da bundan şikayetçi. Kendisi hiçbir halta yaramıyor. Bütün gün oyun oynuyor. Ot gibi hayat yaşamanın dışında yaptığı tek bir şey yok. Bir de tuvalete gidiyor diyor. Şimdi size kardeşimi tanıtmak istiyorum. Kendisi hiçbir halta yaramıyor. Bütün gün böyle oyun oynuyor. Ne dediğimi bile duymuyor genel olarak. Ot gibi hayat geçirmek dışında yaptığı tek şey yemek yemek, sıçmak, tuvalete falan gitmek. Ha bir de arkadaşlarıyla halı saha yapmak. Onun dışında hep burada böyle oyun oynuyor. Anneme ders çalışıyorum diye kandırıyor. Bir de böyle bakışları var. Sanki o söylenenlere o yapmıyormuş. Neyse telefonum çaldığı için yarıda kaldı. Onun dışında bazı özellikleri var. Mesela bıyıkları çıkmaya başladı. Abla yapma. Bıyıklarını jiletle falan almaya başladı daha bu yaşta. Bir de masraf. Masraf özelliği. Mesela bunu ben aldım, bunu ben aldım. Hepsine tonlarca para verdim. Ha şunu babam aldı, onu da param yetmezdi 100 bin lira falan yani. Böyle başka hiçbir işe yaramıyor. Ekmek bile almıyor. Bir de cüzdanından para alıp duruyor. Yani şimdi orada ablamız işte bilgisayar almış babası 100 bin lira. İşte klavye almış, kulaklık almış. Ona göre bir koltuk almışlar. Bugün en kötü koltuk, bilgisayar oyun koltuğu 30 bin lira civarı. Sen bunların hepsini almışsın bu gence. Niye almışsın? Dışarı çıkmasın diye. Değil mi? Uyuşturucuya bulaşmasın diye. Korka korka aldın. Bilerek aldın aslında. Ama şimdi öyle bir ülkede yaşıyorsun ki alttaki yorumlara baktım. Ne yani dışarı çıksın da adam şey mi olsun, uyuşturucuya mı bulaşsın, suça mı bulaşsın falan. Bırak oyununu oynasın falan filan. Arkadaşlar, daha şurada bir hafta önce oyun oynayan bir, kediler bağırıyor. Oyun oynayan bir kardeşimiz, tamam bir anda rüyamda bana emir verildi deyip sokağa çıktı, 3-4 kişiyi bıçakladı. Tamam. Sokağa çıktı, 3-4 kişiyi bıçakladı. Maalesef gençlerin umudu olmayınca, gelecek kaygısı olunca, ülkeden de gidemeyince yapacakları tek şey bilgisayar başında oyun oynamak ve zaman geçirmek. Bu. Gençleri mesela sokakta yaşlı dedeler, ben üstten iki neslin yok olmasını istiyorum. Dedeler, nineler tabii. İşte bunların ölmesi lazım bir şekilde. Bunlar ölmeden bu ülke düzlüğe çıkmayacak. Bu mesela sokak röportajlarında görüyoruz. Gençler çalışmıyor anam neydah. Gençler yatırlar yattıkları yerden para isteyirler. Azı bulamayan çoğu bulamaz falan. Benim anneannemin de meşhur lafları. Azı bulamayan çoğu bulamaz. Yani kendileri koyun gibi yaşamış, ot gibi yaşamış. Gel demişler gelmiş, git demişler gitmiş. Köle olmuş, işverenin kölesi olmuş. Affedersiniz biraz ağır konuşacağım. Gidip iş sektöründe, fabrika sektöründe çalışmış birisi olarak da söylüyorum. Ya fabrika sahibinin, patronun köpeği olanlar vardı. Köpeği, evet. Köpeği olanlar vardı. İşte ben o sektörlerde barınamadım. Bundan dolayı barınamadım. Kimseye köpeklik etmedik. Köpeklik etmeyince olmuyor. İşte oralarda barınmak istiyorsan köpek olman lazım. Biraz da düşünen insansan, biraz sorgulayan insansan diyorlar ki ya bunun işi burada değil. Burada olmaz deyip şutluyorlar seni. Şimdi buralarda bu insanlardan olmadığın zaman ne oluyor baba? Sorguluyorsun, bakıyorsun. 17 bin lira, 18 bin lira, 20 bin liraya sabah 8, akşam 6, 8 artık saati kaçsa çalışıyorum. Mesai diyorlar yapılıyorum. 20 bin lira kazanıyorum. Sanki sistem beni almış olduğum 20 bin lirayla geçinebileyim diye fabrikada zorla tutuyor. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. O sistem bizi
devletin vermiş olduğu 20 bin lirayla 17 bin lirayla bir ay geçinebilelim diye fabrikada zor tutuyor. Kahveye gitmeyelim, gezmeyelim, tozmayalım. Bir arkadaşımız olmasın, bir sevgilimiz olmasın. Karımızla gidip bir sahilde semaver çay içmeyelim. Bir bira içmeyelim. Şunu yapmayalım, bunu yapmayalım. Niye? Almış olduğu 20 bin lirayla geçiniyorum. Bak bana yetiyor diyelim diye. Sabah 8, akşam 8 çalıştıranlar var. O işte sabah 8, akşam 4 diyen fabrika sayısı kaç? Bir de bunun dışında sabah 8, akşam 4 deyip girerken böyle girip girdikten sonra da aslında biz akşam 6'ya kadar çalışıyoruz. 6'dan sonra da 10'a kadar mesai yapıyoruz diyenler var. Bilmiyorsunuz, belki farkında değilsiniz diyeceğim ama siz de bu sektörün, bu camianın içerisinde olan insanlarsınız. Buralardan geldiniz. İyi kötü biliyorsunuz durumun ne kadar kötü olduğunu. Gençleri buralarda çalıştıramazsın. Tamam mı kardeşim? Gençler buralara gitmez. Gençler asgari ücretle çalışmaz. Onlar sizin gibi değil. Şimdi bizim babalarımızın bir mantığı vardı mesela. Derlerdi ki fabrikaya girersin, çalışırsın, çalışkan olduğunu gösterirsin. Onlar alır seni, yükseltir, vardiya amiri olursun. Sanki başıma şey olacak, apartman yöneticisi olacak pezevenk. Bu bakter çalışıyor. Oh my god. Sanki apartman yöneticisi demek. Aynen öyle hesap. Bu devir de değişti artık. Adam yukarıdan zaten her şeyi indiriyor. Fabrikatörün yeğeninin, dayısının, bibisinin, halasının kızı, oğlu iyi kötü geliyor. Bu bile artık elinden alındı senin. Sen düz köle oldun. Şimdi genç senin gibi değil. Sen şimdi 20 yaşında evleniyorsun. Askerden geldin, gelir gelmez evlendin. Aileni kurdun. Şimdi diyorsun ki kardeşim, ben bu aileyi geçindirmem lazım, gireyim çalışayım. Evlilik bu konuda, tamam mı, seni köleleştirmenin birinci yoludur askerden sonra. Askerlik seni adam eder derler ya hani. Gerçekten yani gelişimini tamamlayamamış bir insanı askerlik adam eder. O ayrı bir durum. Evlilikse seni mahkum eder. 21 yaşında, 22 yaşında evlenirsin ve mahkum olursun. Elinde bir mesleğin, altın bileziğin yoksa. Asgari ücretlerden bahsediyorum. Yanlış anlamayın. Girersin bir yere çalışırsın. İtiraz edemezsin. İsyan edemezsin. Zam isteyemezsin. Onlar ne verirse onu almak zorundasın. Yemeği beğenmiyorum diyemezsin. Çalışma saatleri fazla diyemezsin. Gelir sana bağırır çağırır. Gıkını dahi çıkartamazsın. Maalesef bunlar yaşanıyor. Köleleştirmenin farklı bir boyutu bu. İnsanı, yani erkeği veya kadını evlendirmek. Bitti. Sonra da o kadın, o erkek geçinemiyor. Geçinemedikleri zaman ikisi birden saldırıyor. İkisi birden çalışıyor. Bu sefer aynı evin içerisinde fazla zaman harcayamıyor. Sadece kağıt üstünde imzaladıkları o imza kalıyor. Arada bir çocuk olursa, ki mümkün değil, diyelim oldu, masraflar erkeğin daha da belini büküyor. 30 yaşında benden daha yaşlı durumda olanlar var. 30 yaşında benden daha yaşlı durumda olanlar var. 25 yaşında kel kalanlar var bu ülkede. Ya bazen sokak röportajlarında çocuklar yaşlarını söylüyorlar. Abi 24 yaşındayım diyor. Bakıyorum oğlum sen kaç yaşındasın? Sen ne çektin? Nasıl çileler çektin? Sen nasıl bu hale geldin? Mümkün böyle bir şey. Böyle bir hayatı kim ister? Hangi genç ister? Ondan sonra gençler evlenmiyor, zinaya gidiyor. Tabii ki gidecek. Ulan bir önceki videomuzda eskortun fiyatını sordum. Dün bir takipçimiz yorum yazmış. Postası kaç para olmuş? 2500 lira olmuş. 2500 lira. Geceliği 15 bin lira. Sen neyden bahsediyorsun? Oğlum konu Devlet Bahçeli'den. Çözüm sürecinden buraya nasıl geldi lan? Tövbe tövbe. Hep bu Devlet Bahçeli'nin yüzünden. Ya Rabbim ya Resulallah. Devlet Bahçeli diyor ki, Türk, Kürt kardeştir. Araya giren kardeştir. Kanser ücretsiz. Böylelikle ne yaptı? CHP'nin de önünü kesmiş oldu. Şu anda kalleş olmamak için, kanser hücresi olmamak için Özgür Özel'den çözüm süreciyle ilgili bir açıklama gelir arkadaşlar. Ülkede trafik polisi bile yayaya yol vermiyor. Taş devrinde yaşıyoruz. Ahmet Erdem Twitter'dan bir video paylaşmış. 3.4 milyon görüntülenmiş. Bir ablamız mı, abimiz mi, tam net göremedim. Çocuğuyla beraber işte yaya geçidinden geçmeye çalışıyor. Adam durmuş. Yanından da araçlar geçiyor, yol vermiyor.
Arkadaşlar bakın. Maalesef yaya geçitleri 3000 lira olmuş. Haberiniz olsun. Yaya geçitine yol vermediğiniz zaman 3000 lira. Bir ikincisi de şunu unutuyorsunuz siz. Bak geçen benim de başıma geldi Türkiye'de. Ben aracımla ilerliyorum. Yaya geçidinde bir ablamız çocuğuyla beraber karşıya geçecek. Durdum. Arkada bir motosikletli. Kask yok. Kıyafet yok. Parmak arası terlikleri giymiş. Bir yere yemek götürüyor. Tamam, kurye. Zar zor durdu. Öyle hızlı geliyor ki. Sonra da geldi bana laf söylüyor. Ben de ona laf söyledim. Sonra levyeyi gösterdim. Olmadı. Yani bu olmaz. Bu olmaz. Bazen olmuyor. Yani hele ki motorcuların olmuş olduğu, böyle bir yerden bir yere eşya taşıyan, yemek taşıyan, sözde ben para kazanmak için yapıyorum, ekmek parası için yapıyorum diyenlerin olduğu bir ülkede, yaya geçidinde aniden yayaya yol veremezsin. Burada tabii ki polis aracı da yol vermiyor. O ayrı. Bura sakin bir yer. Bu iş üzerinden değerlendirmiyoruz olayı. Ama normalde böyle değil işte. Adam arkadan o kadar hızlı geliyor ki ben dörtlüğü yakarım genelde. Yaya geçidinde durduğumda yanımdaki araca da bak buradan yaya geçecek demektir dörtlüğü yakmak. Araç geniş bir araç olduğu için kullandığımız araç. Babacığım arkadan motor geliyor vuruyor sana. Ne oldu? Öldü. Benim ne suçum var yaya geçidinde durdum. Şimdi bu öldü diye ben suçsuz günahsız yere bu ülkede 3 ay hapis yatacağım. Belki 5 ay hapis yatacağım. Bu devlet bana diyecek ki buna kan parası ver. Ben niye kan parası veriyorum ya? Kaskı olmayan, kıyafeti olmayan, hız sınırının üstünde giden adamlara ben niye kan parası veriyorum? Böyle bir zihniyet yani. Bugün kan parası olmuştur nereden baksan. Bizim babamız Somali Cumhurbaşkanı değil. 27.500 liraya kurtaramayız. En az nereden baksan biz Türk'üz diye alırlar 150-200 bin lira. Ne gerek var kardeşim? Yani. İyi konuştum ha. Vallahi iyi konuştum. Efendim hükümet şans oyunlarında vergiyi yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı. Şans oyunlarında vergi yarı yarıya düştüyse, yani Yıldırım Demirören'den vergiyi yarı yarıya alacaksan, peki şans oyunlarını kazananlardan vergiyi yarı yarıya alıyor musun? Alacaksın mı? Yok. Peki bu şans oyunlarını son 10 senedir kim kazanıyor? Sorguladık mı? Yok. Gerçekten kimlere gidiyor? Bununla ilgili herhangi bir haber çıkmıyor. Mesela genelde Türkiye'de şans oyunlarından iyi bir para tutturduysanız mafya size bulaşır. Hele ki günümüz Türkiye'sinde her türlü bulaşır. İnsanlar parayı sözde kazanıyor ama kim kazanıyor? Hele ki böyle bir sistemde insanların kimlik bilgilerinin ne ediyü belirsiz, hırlısı hırsızı belli olmayan tiplerin eline geçtiği bir dönemde şans oyunundan o paraları kazananların kimlik bilgileri birilerinin, bir mafyacıkların eline geçmiyor. Bunlar bunları tehdit edip ellerindeki parayı almıyorsa bu şans oyunlarından kazandıkları para nereye gidiyor? Gerçekten gerçek insanlar mı bu paraları kazanıyor diye sorgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Ama siz sorgulamayın, tamam? Siz sorgulamayın, terörist olursunuz. Efendim Yeliz lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı, AKP'li şoför olup sonradan milletvekilliği olan şoför arkadaşlara benim gibi olursanız her türlü vekilliği alırsınız mesajı veren kardeşimiz. İsrail'in katliam yaptığı bombaların üzerinde imzası olan Alfred Nobel adına verilen bu ödülü alan Daron Acemoğlu'na seslendi. Ödülü geri ver. Evet, Nobel mevsimi. Bu sene de Nobel bir ödül verdi. Kurumlar ve refaha etkileriyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Daron Acemoğlu'na Nobel ödülü verilmiş. İlk etapta ne güzel, gurur duyulası bir şey. Hele bu ülkenin, bir çocuğunun, vatandaşımızın ödül alması diye düşünüyoruz. Fakat sonradan düşününce bir bakıyorsun ki maalesef durum biraz daha farklı. Bir şeyler yapmaya... Nobel ödülü verilmiş Acemoğlu'na. Kendisini tebrik ediyoruz. İster istemez, yani ülke kötüye giderken, bataklığa sürüklenirken bir milli takımın İzlanda galibiyeti, bir de Daron Acemoğlu'nun bu ödülü bizi biraz mutlu etti. Tabii onu Ermeni asıllı diyecekler, oradan gidecekler. Her türlü hakaret edecekler. Çünkü bunlar kendi liderlerine, kendi tanrılarına ödül verilmediği sürece seslerini çıkarmazlar. Bir ara bunların lideri de o ödüle aday gösterilecekti ya, sonra Allah'tan verilmedi diyenleri sosyal medyada görüyorum. Benim reisime Nobel ödülünü verecek adamın anlını karıştırırım.
Tamam. Ne oldu? He? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tut da diğer milletvekilleri, parti liderleri, benim reisime Yahudi üstün cesaret madalyası verdi İsrail dedi. O madalyayı reisim geri verdi mi acaba? He? Verdi mi vermedi mi? Ahmet Hamdi Çamlı, Nobel ödülü için Acemoğlu'na laf söylüyorsun. Dönüp reisine, ya reis, senden şu ödüle giriyor. Diyor mu? Demiyorsun. Diyemezsin. Nasıl diyeceksin? Ey yavrum ey. Kim tarafından o koltuğa oturtuldun? Ya. Aha. Allah'ım bu milletten ne zaman kurtulacağız? Hiçbir zaman kurtulmayacaksın. Tamam. Bu millet akıllanmadığı sürece hiçbir zaman kurtulmayacaksın. Allah mallah yardım da etmeyecek. Allah'ın çalışma sistemi bu değil. Kendisini düzeltmeyen toplumları Allah düzelsin diye tam müdahale etmez. Sen düzeleceksin. Senden önceki nesillerde de bu problemler vardı. Senden önceki nesillerde de kadına şiddet, çocuğa şiddet vardı. Senden önceki nesillerde de vardı. Tek değilsin. Sadece senin neslinde yaşanmıyor bu. Ama o nesiller durumu nasıl kurtardı? Onlar nasıl düzeldiler? Ayağa kalkarak düzeldiler. Adam olmalıyız, insan olmalıyız. Biz insanız, insan haklarımız var diyerek düzeldiler. Ondan sonra Allah o nesillerin önünü açtı. Dönüyoruz. Moda gibi düşünün arkadaşlar. Moda. Önceden mesela ne modaydı? Şu anda mesela bakıyorum erkeklerin taşımış olduğu çantalar. Sadece ondan örnek vereyim. Dün reklamını görmüştüm. 90'ların modası tekrardan geldi. Buradan böyle askılı çanta. Böyle takıyorsun. 90'lara geri döndük. Bu sistem de aynı. Geçmişte adaletsizlik, hukuksuzluk, haksızlık, insan haklarını ayaklar altına alma, insanlara hayvan muamelesi yapma, kadına şiddet, çoluğa çocuğa şiddet, hayvana şiddet. Bunların hepsi geçmişte de yaşandı. Bunlar nasıl ayaklandılar? He? Nasıl ayaklandılar? Nasıl düzeldiler? Nasıl battıkları bataklıktan çıktılar? Bu şekilde. Sen de bu şekilde çıkacaksın. Bir Atatürk bekleme. Bir Muhammed bekleme. Allah'ın yukarıdan gökü yarıp he burada adaletsizlik mi var? Dıkşın 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 yapmasını bekleme. Ya kardeşim. Salakana'yı anlatır gibi anlatıyorum ya. Vallahi billahi ya. Psikolojik terapi gibi la. Böyle giderse bu ülkede psikologlar bizi şikayet edebilir. Vallahi bak. Bir de onlarla mahkemelik olacağız. Dur bakalım. Şimdi gelelim Esra Erol'un sahte bir Mehdi'yi cezaevine attırma olayına. Esra Erol programında sahte bir Mehdi'yi cezaevine attırıyor. Mehdi'nin müritlerinden bir tanesi Esra Erol'u, Esra Erol'u sevenleri, onun etrafındakileri öldüreceğini söylüyor ve açık açık tehdit ediyor. Feyza Hanım, avukat Feyza Hanım bu konuyla ilgili. Bak ben söylediğimde bizim kitlemiz pek fazla olmadığı için pek kale alınmadı. Avukat Feyza Hanım diyor ki, şimdi diyor Esra Erol diyor bunu diyor şikayet etse diyor Esra Hanım'ın mahkeme bilgileri diyor bu adama gidecek diyor. Evet doğru duydunuz. Doğru duydunuz arkadaşlar. Siz birisini şikayet ettiğinizde mesela bizi savcılığa şikayet ediyorsunuz ya. Genelde yapıyorlar onu. Gideyim savcılığa şikayet edeyim, CİMER'e şikayet edeyim. Sonra ne oluyor baba? Sizin mahkeme bilgileriniz, ev adresleriniz bize geliyor. Evet doğru duydunuz. Mesela şehir vermeyeyim adamın bir tanesi bana küfür etmiş. Ben adamı şikayet etmişim. Hatta o beni şikayet etse daha iyi olacak da ben küfür etmemişim. O küfür etmiş, ben adamı şikayet etmişim. Şimdi tazminat istiyoruz. Hakaret etmiş, büyük hakaretler. Adam da ben ödemiyorum diyor. Mahkemeye gidildi. Şimdi bir baktım eve kağıt geldi. Adamın ev adresi yazıyor. Ev adresi yazıyor. Kapı numarasına kadar, apartman numarasına kadar, cadde, sokak ev adresi yazıyor. Yani şöyle düşünmem isteniyor. Eğer adalet yerini bulmazsa kendi adaletini kendin sağlayabilirsin kardeşim. Buyur git gerekeni yap. Adam orada. O sokakta oturuyor. Yani gerçekten psikolojik sorunları olan birisi olsam, aklı başında olmayan birisi olsam, genç olsam, tecrübesiz olsam, belli bir olgunluğum olmasa yapacağım şey belli. Gitmek değil. Yok niye gideyim? Niye elimi pisliğe bulaştırayım? Babacığım parasını veriyorsun.
Gerekeni yapıyorlar zaten. Yani. Bir iPhone telefona adam gidiyor dükkan kurşunluyor. Sen bir iPhone telefona kimleri kimleri öldürtürsün bu ülkede? Onun için artık sistem bu halde, birbirinizi şikayet ederken bile dikkat edin. Esra Erol'un bile eli kolu bağlı. Esra Erol'un bile eli kolu bağlı. Tamam. Videonun sonunu güzel bağladım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz canlı yayınımızı izlemeyen kardeşlerin bu videonun peşine koyuyoruz. İzlerseniz seviniriz. Emeğe saygı. Beğenelim, paylaşalım lütfen. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz.